Herkese merhaba, ben Cem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ekim ayında okuduğum kitapları tanıtacağım bir bölüm içeriği hazırlamıştım. Ancak maalesef 30 Ekim tarihi itibariyle İzmir'de çok büyük bir deprem meydana geldi. Ben Denizli'de yaşıyor olmama rağmen bizim şehrimizde de ve daha birçok şehirde de deprem hissedildi. Ben de yarı İzmirli sayılırım çünkü annem İzmirli ve akrabalarım, arkadaşlarım hala da İzmir'de yaşamaya devam ediyorlar. Öncelikle kendi akrabalarım, kendi arkadaşlarım olmak üzere takipçilerimden bildiğim veya bilmediğim kim varsa hepsine büyük geçmiş olsun diliyorum. Umarım en hasarsız ve en iyi şekilde bu depremi de geride bırakırız. 2020 yılı gerçekten bizler için hiç iyi olmadı. Felaketler, hastalıklar bütün dünyayı etkisi altına aldı ve bir an önce de umarım geçer diye temenni ediyorum. Ancak her gün daha farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Senaryolar gerçekten hiç bitmiyor. 2020 yılının bitmesini eminim herkes sabırsızlıkla bekliyordur. Daha iyi bir 2021 yılı olması için. Ben Denizli'de yaşıyorum ve deprem olduktan sonra birçok arkadaşım bana mesaj attı. Deprem olmuş, iyi misin diye. Çalıştığım ortam yüksek sesli ve çalışan makineler çok güçlü makineler olduğu için çok fazla bir şey hissetmiyorum ve ben depremi hissetmedim. Ancak Denizli'de de oldukça şiddetli hissedilmiş ve daha sonrasında işten çıktıktan sonra videolara baktığımda ya da kuzenimin bana yolladığı videolara baktığım zaman gerçekten işin boyutunun bambaşka olduğunu anladım. Yıkılan evler, görüntüler, yardım isteyenler gerçekten o kadar moral bozucu ki yani ve insan kendini o kadar çaresiz hissediyor ki çünkü elinizden hiçbir şey gelmiyor ve ben de sadece bu videoda konuşabiliyorum. Ancak bilmediğim, takip eden takipçilerimden İzmir'de yaşayanlar varsa aşağı tarafa yorumlara sadece hani ne düşündüklerini yazabilirler. En azından herhangi bir durumda hep birlikte organize olup bir şeyler yapılabilmesi için sizlerin de katkısı olabilir. Hiç tanımadığınız birileriyle tanışmanıza vesile olabilirim ve bu sayede de kötü bir durumda yardımlaşma veya bunun gibi olaylarda birbirimize destek olabiliriz. Elimden maalesef bu geliyor. Keşke daha fazlası gelse. Umarım başta da bahsettiğim gibi en az zayiatta bu olay biter, kapanır, üstesinden geliriz. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok. Tekrar herkese geçmiş olsun diliyorum. Bunların yanında geçen hafta bir kura çekilişi için söz vermiştim. Onu yerine getirmek istedim. Çünkü bu kaldığı zaman kendimi huzursuz hissedecek. Ancak bunların yanında kitaplardan bahsetsem vicdanen kendimi hiç rahat hissetmeyecektim. Bu yüzden de bu haftalık sizlerin de affına sığınarak böyle bir video olsun istedim. Dilerseniz daha fazla uzatmadan da kuramıza geçelim. Bir asil bir de yedek üyemiz olacak her zaman olduğu gibi. Asil üye benimle iletişime geçmezse ben yedek üyeyle geçeceğim. 50 liralık bir hediye çekimiz var. Kitaplarda geçerli, ihtiyacı olan varsa kırtasiyede de geçerli. Bunların dışında herhangi bir şekilde bir kampanya dahilimizde yok. Dilerseniz şöyle son bir defa daha karıştırayım. Ve ilk isim geldi. Umarım çok isteyen birisine gider. Y. nokta Gökmen geldi. Kendisini tebrik ediyorum. Benim iyi takipçilerimden bir tanesi. Aşağı taraflarında çok fazla yorumunu görüyorum. Kendisi adına gerçekten çok sevindim. Tekrar tebrik ederim. Bir de yedek üyemiz olacak. Hemen şöyle. Bir tane daha geldi. Yedek üyemiz de Rabiş oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Aşağı tarafa yorumlara nasıl yazdıysanız aynı o şekilde sizleri kayıt listesine alıyorum ve çekilişe dahil ediyorum. Arkadaşlar, hepinizden tekrar özür dilerim. Herhangi bir içerik yok çünkü bu hafta. Ama bahsettiğim gibi bir içerik hazırlasam ben gerçekten çok mutsuz olacaktım. En azından böyle birazcık dertleşme imkanı bulduğumuz bir video oldu. Buraya kadar sabredip izleyen varsa şimdiden gerçekten çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz.
Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.